Herkese merhabalar. Bugün 17 Mayıs 2023 Çarşamba. Nano Open webinarında bugün kıymetli bir konuğumuz var. Doçent doktor Şiir Kılkış bize iklim değişikliğiyle mücadelede entegre çözümlerin aciliyeti ve sistem dönüşümleri başlıklı bir konuşma yapacak. Kendisine mikrofonu devretmeden önce Şiir Hoca hakkında kısa bilgi aktarmak istiyorum. İklim değişikliği hepimiz için çok önemli bir konu. Sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de çok ilgilendiren bir konu. Bu nedenle bu konuşmayı dinleyeceğimiz için heyecanlıyız. İklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve kentsel sistemler alanında bilimsel katkılar sağlayan doçent doktor Şiir Kılkış, hükümetler arası iklim değişikliği panelinde aktif olarak, görev alarak değerlendirme raporlarında başyazar düzeyinde ülkemizden seçilen ilk bilim insanıdır. Azaltım odaklı bilimsel bulguların üst düzey onay sürecinde Çekirdek IPCC ekibinde yer almıştır. İklim değişikliğine yöneldiği Georgetown Üniversitesi'nde bilim, teknoloji ve uluslararası ilişkiler dalında onur derecesiyle mezun olarak alanının altın madalyası sahibidir. KTH Royal Institute of Technology'deki doktora araştırmalarında enerji kaynaklarının daha akılcı yönetilmesine yönelik akılcı enerji yönetim modelini geliştirmiştir. Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu'nda başkan danışmanı ve baş uzmanı olarak görev alarak iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik için bilimsel yönlendirmeler sağlamaktadır. ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'nün Yer Sistem Bilimleri Yüksek Lisans Programı'nda sürdürülebilir kalkınma odaklı yenilikçi eğitim yaklaşımları uygulamaktadır. Enerji, su ve çevre sistemlerine yönelik SDWS Merkezi'nin Uluslararası Bilim Komitesi üyesi ve gezegenimizin çevresel sınırlarına uyumlu bir gelecek için oluşturulan Earth Commission üyesidir. Bilim insanı olarak enerji, çevre bilimleriyle sağlayıcı stratejik teknolojiler alanında ilk %2'nin içerisinde yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde ödülleri bulunmaktadır. Şiir Hocam, tekrar hoş geldiniz. Mikrofon ve ekran sizin. Sağ olun. Sabancı Üniversitesi'ne, araştırma merkezimiz sunma ve değerli hocam Fazilet Hanım'a çok teşekkür ediyorum değerli davetleri için. Ben sizinle sunum paylaşmak istiyorum çünkü çok önemli bir konumuz var sizinle paylaşmak istediğim. Evet, iklim değişikliğiyle mücadelede entegre çözümlerin aciliyeti ve sistem dönüşümleri. Buradaki hem aciliyet hem de sistem dönüşümleri vurgularını Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin farklı bulgularına göre sizlerle paylaşmak istiyorum. 20 Mart 2023 tarihinde Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli yeni bir rapor açıkladı. Bu aslında uzun seneler üzerinde çalışılan sentez raporu. 3 tane çalışma grubunun ve farklı özel raporların bulgularını sentezleyen, bir araya getiren bir rapor. Ve burada bir önceki, yani 5. değerlendirme dönemine ait rapordan sonra 6. değerlendirme dönemine ait sentez raporundaki aslında vurgu çok daha güçlü. Çünkü o günden bu yana iklim değişikliği çok daha şiddetlendi ama aynı zamanda elimizdeki çözümler arttı. Dolayısıyla buradaki vurgu hem bu aciliyetin bilimsel olarak tekrar altının çizilmesi, yeni bulgularla desteklenmesi ve aynı zamanda entegre, yani bundan ne ifade etmek istiyoruz? Hem azaltım güçlü bir şekilde uyum, çünkü bu da artık gerekli, ama aynı zamanda tüm bunları yaparken aslında sürdürülebilir kalkınma için bunun ne kadar elzem ve iç içe olduğunun bir kez daha altına çizilmesi yönünde bulgularımız mevcut. Dolayısıyla sentez raporundaki aslında belki en vurgulu görsel de bu. Çünkü biz hali hazırda artık 1,1 derece santigrat ısınmış bir dünyanın içerisinde yaşıyoruz. Tüm yöreler, tüm ülkeler, köylerden şehirlere kadar artık iklim değişikliğini her yerde yaşıyoruz farklı etkilerinden dolayı. Ancak iklim geleceğimiz sabit değil, değişken.
nasıl bir iklim değişikliğiyle bundan 10 yıl sonra, 20, 30 yıl sonra, hatta daha da fazla nasıl bir iklim geleceğiyle karşı karşıya kalacağımız aslında bizim elimizde. Eğer düşük salımlı bir gelecek olursa görece çok daha az ve daha güvenli bir ortamda yaşayacağız. Ancak sera gazı salımları hala artmaya devam ederse çok daha tehlikeli bir ortama doğru gidilmesi kaçınılmaz olacak. Dolayısıyla tekrar bu rapor altını çiziyor. İklim geleceğimiz bizim elimizde ve farklı nesillerin nasıl iklim değişikliğiyle karşı karşıya kalacağı da aslında iklim adaleti denilen tüm buradaki bugün ve önümüzdeki yıllarda alacağımız tedbirlere dayanıyor. Dolayısıyla özellikle 2030 yılına kadar alacağımız önlemler sadece bizim neslimiz değil ama binlerce yıl boyunca etkisini gösterecek. Çünkü geriye dönülemez bir halde iklim değişikliği gerçekleşiyor. Dolayısıyla 2030 yılına kadar burada atılacak adımlar, tüm dünyada sera gazı salımlarının azaltılması için atılacak adımlar kilit öneme sahip. Şu an bütün dünyada uygulanan yaklaşımlar bu seviyede değil. Hedefler 2 dereceye karşılık gelebilecek bir düzeyde olsa da şu an mevcut tüm dünyada uygulanan yaklaşımlar burada bir boşluk bulunuyor. Dolayısıyla herkes için yaşanabilir, çünkü iklim adaletinden bahsediyoruz ve sürdürülebilir bir geleceğin güvence altına alınması için sektörler ve sistemler genelinde, ki buna kentsel sistemler de dahil, hızlı ve geniş kapsamlı geçişler gerektiği vurgulanıyor. Ve burada bu sefer sera gazı salımları ekseninde değil, ancak iklim dirençli kalkınma ekseninde, yani daha yüksek bir iklim direnci istediğimiz zaman daha yüksek bir seviyeye ulaşacak şekilde farklı patikalar sembolik olarak gösterilmiş. Yukarıda nokta nokta gördüğünüz kısımlar aslında belki daha önceden tedbir alsaydık daha dirençli bir geleceği elde edebilirdik, ama orada artık fırsatlarımız aynı seviyede mevcut bulunmuyor. Bir sonraki daha olumlu patikaya baktığımızda, ve o da sera gazı salımlarının 2030 yılına kadar %43 azaltılarak iklim değişikliğinin 1,5 derece santigratla sınırlı kalmasını ifade eden bir patika. Ancak bu şekilde biz yine iklim dirençli bir kalkınma yolunu yakalayabiliriz. Bunun içinde düşük salımlar, sistem geçişleri ve burada sistem geçişlerinden aslında farklı örnekler veriliyor. Biri enerji sistemi, yani sadece aslında arz tarafı değil, biz nasıl üreteceğimizi de elbette ele alacağız ama talep tarafı da çok önemli ve hem arz hem talep tarafı aslında bir sistem oluşturuyor. Şehirler, yerleşim alanları ve altyapılar, buna kısacası kentsel sistemler de diyebiliriz. Burada da birçok sektör var. Ulaşımından binasına, malzemesine, tüketiminden yaşam tarzlarına kadar, yani burada bir sistem ve bütüncül olarak baktığımız zaman aslında burada bütüncül adımı attığımızda yine iklim dirençli kalkınma için büyük bir adım atmış olabiliyoruz. Arazi kullanımı, okyanuslar, gıda, su, sağlık, beslenme, yaşam tarzları, geçim kaynakları, tüm bunlar aslında yine toplumsal boyutun ve doğa ekosistemlerinin boyutundaki sistemler. Dolayısıyla eğer biz iklim dirençli kalkınma ekseninde daha yüksek bir noktaya ulaşmak istiyorsak, sistem dönüşümleri bu bilimsel aciliyetin bir çözüm kaynağı oluyor. Burada bazı takım sağlayıcı faktörler var. Sol tarafta gördüğümüz zaman sinerjiler, kalkınma ve iklim yaklaşımların arasında sinerjilerin yakalanması, sektörler arasındaki entegrasyon, mesela kentsel sistemler bu entegrasyonu sağlayabiliyor. Farklı zaman boyutları, farklı boyutlarda atılacak çözümler ve hep bunun içinde işbirliği. Aslında hem sağlayıcı koşullarda işbirliği hem de bütüncül bakış açısı içerisinde de bu yaklaşımlar önemli bir rol alıyor ve sonuç olarak da sürü kalkınma amaçlarının başarılarak ulaşılması. Diğer patikalar da var ama ben size daha çok çözüm odaklı patikalardan bahsetmek istiyorum. Sentez raporunun 3 değerlendirme raporunu bir araya getirdiğinden bahsetmiştik. İlki iklim değişikliğinin fiziksel bilim temelleri olarak açıklanmıştı. Burada yine 1,5 derecelik, 2 derecelik ve daha sonrası bir iklim geleceğinin nasıl gözükebileceği, hatta interaktif etkileşimli atlasımıza göre de gösterilmişti.
Buradaki özet bulgulardan yola çıkacak olursak yine farklı senaryolar. Çünkü diyoruz iklim geleceğimiz sabit değil, elimizde birden fazla imkan var ama ne yaptığımıza bağlı. Dolayısıyla burada düşük salımlı bir senaryo var. Buna SSP 1.9 diyoruz ve o şekilde devam ediyor. Ama aşırı sıcaklardan, yağışlardan, kuraklıktan, yangınlardan ve okyanuslarımızda ve denizlerimizde gerçekleşen kimyasal değişimler aslında bunların şiddeti ve sıklığı da, bu tür etkilerin sıklığı da bu senaryolara dayalı olarak değerlendirmemiz önem taşıyor. Dolayısıyla 1,5 derecelik bir iklim değişikliğine doğru mu gidiyoruz? 2'ye mi gidiyoruz? Şu anki mevcut yaklaşımlar 3'ü gösteriyor ki bu yine çok tehlikeli. 4 ondan da daha tehlikeli ama burada aslında dünyanın eşik değerleri de var. Yani çevresel sınırlarını geçtikten sonra artık geri dönüşü olmayan ve ne kadar istersek de tekrar o seviyeye ulaşamayacağımız eşik noktaları geçtikten sonra o tehlike çok daha farklı katlanarak artıyor. Dolayısıyla 1,5 derece o da tehlikeli. Yani şu an 1,1 ısınmış dünyada hali hazırda zorluklarını çekiyoruz. 1,5 derece de tehlikeli ama 2'den veya 3'ten çok görece daha az tehlikeli bir dünya. Dolayısıyla burada kuraklık, toprak nemi ve yağış açısından da farklı görseller dünyamızın nasıl gözükebileceği hiç 3 veya 4 aslında ben hiç hayal edemiyorum. Oradaki etkiler ne olacak, insanlar ne olacak, ekosistemler ne olacak? Ama bilimsel olarak elbette tüm bu bulgular tek tek ortaya konuluyor. Eğer aşırı sıcaklardan yola çıkacak olursak burada şöyle bir karşılaştırma var sağ tarafta gördüğünüz. İnsan etkisinin olmadığı bir iklimde 10 yılda bir görülen aşırı sıcaklar 1 derece ısınmış bir dünyada yaklaşık 2,8 kez daha sık ve meydana geldiğinde de yoğunluğu 1,2 derece santigrat daha sıcak olacak şekilde gerçekleşiyor. Dolayısıyla evet belki önceki nesiller 10 yılda bir kez gerçekleşen bir aşırı sıcağı artık bunu çok daha fazla görüyor olacağız farklı senaryolara göre. Yine diğer eğer toprak neminden ki bu tarımsal ve ekolojik kuraklık için önem taşıyor. Toprak neminden bakacak olursak yine daha önceki seviyelere karşılaştıracak olursak bir derece ısınmış bir ortamda bu kuraklıklar yine 1,7 kez daha sık ve meydana geldiğinde de yine yoğunluğu ve şiddeti olarak standart sapması 0,3 daha kurak olacak şekilde. Yani hem sıklığı hem şiddeti artıyor. Bu önemli bir bulgu. Diğer yandan yine aşırı yağışlara baktığımız zaman insan etkisi olmadığı bir iklimde 10 yılda belki bir kez görülen bir aşırı yağış olayı artık 1 derece ısınmış bir dünyada yaklaşık 1,3 kez daha sık ve sıklığının ötesinde de yine meydana geldiğinde %6,7 daha şiddetli yağış içerecek şekilde. Yani bir günde aşırı yağış ve o yüzden işte seller meydana geliyor. Aslında kuraklık ve seller de zıt değil çünkü o kadar hızlı yağdığı için toprak aslında o yağışı ememiyor. Yani dolayısıyla çok yağış da işe yaramıyor. Dolayısıyla tüm bu dünyanın dengesi bir yandan bozuluyor. Yöresel ve bölgesel olarak baktığımızda Akdeniz özel bir bölge çünkü dünya diyelim 1,5 derece ısınırken biz onu çok daha fazla hissediyoruz. Akdeniz yaz ısınması denilen bir durumda söz konusu özellikle Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Akdeniz çok daha fazla ısınıyor ve ortalamada da 1,5 derece ısınmış bir dünyada yaklaşık burada zaten 2 derece santigrat ısınmış bir durum söz konusu ve bu nedenle de özellikle bazı etkileşimler olduğunda bazı etkileri çok daha fazla görebiliyoruz. İkinci rapora geldiğimizde bu etkiler uyum ve etkilenebilirlik. Burada aslında iklim senaryoları kullanılarak farklı göstergeler ve risk alanlarına göre sonuçlar ne olabilir şeklinde değerlendirmeler yürütüldü. Bunlar bu şekilde reasons for concern yani ne için endişe duymalıyız bu şekilde sınıflandırılıyor. Ve toplamda 127 farklı risk düzeyleri farklı senaryolar çerçevesinde değerlendirildi. Burada tehdit altında olan sistemler, aşırı olaylar, etkilerin coğrafi dağılımı yani belki Afrika ve Asya bunların farklılıkları, biyoçeşitlilik ve ekosistemler ve büyük ölçekli tekil olaylar
gruplarında bu riskler değerlendirildi ve burada gördüğümüz evet düşük senaryolarında yine risk var, bazen orta düzeyde, orta yüksek düzeyde ama bakın ki çok yüksek salımlı bir ortamda bunlar artık çok çok yüksek riskler, belki dünyanın kaldıramayacağı ki eşik değerler dediğimizde onu ifade etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla mevcut durumda sera salımları, insan toplumsal etkileri ve ekosistem etkileri aslında bir olumsuz kısır döngüde. Sera gazı salımları artıyor, bu riskler artıyor. Dolayısıyla kırmızı oklar o olumsuz geri beslemeleri ifade ediyor ama bunu nasıl tersine çevirebiliriz? İşte o daha olumlu yani yeşil oklarla sera gazı salımları azalttığımızda iklim değişikliğinin etkilerini azaltma ve sonuç olarak da toplumun ve doğanın burada etkileneceği sonuçları da azaltma gibi bir yaklaşım söz konusu. Dolayısıyla insan refahının ve yer küremizin sağlığı için iklim değişikliği olağanüstü bir tehdit. Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir geleceğin güvence altına alınması için de fırsat penceresi hızla kapanıyor. Dolayısıyla biz bu olumsuz geri beslemeleri düzeltmezsek eğer tüm dünya olarak çok zorluklu bir gelecek olması muhtemel. Dolayısıyla burada çevrenin de bize sağladığı farklı ekosistem hizmetleri var. Parası hiç ortaya konulamayacak düzeyde yani yağmurundan en temel insanın yaşaması için gerekli olan en temel ekosistem hizmetleri bulunuyor ve bunların da tehdit altında olması endişe verici. Dolayısıyla işte daha sol tarafta gördüğünüz daha olumsuz geri beslemeler ancak sağ taraftaki de daha olumlu geri beslemeler. Burada da sera gazı salımlarının önemli düzeyde azaltılarak iklim etkilerinin azaltılması ve hem toplumsal sistemler hem de ekosistemler içinde eş faydaların veya onların yaşanabilir bir dünyası için ve geleceği için, sürekli geleceği için eş faydaların elde edilmesi ve gezegen yani planetary yer küremizin sağlığı için de bunun önem taşıdığı yine bu ikinci raporda güçlü bir şekilde vurgulanıyor. Dolayısıyla eğer daha olumlu sağ taraftaki yaklaşıma bakacak olursak toplumun ve ekosistemin iç içe olduğu bir ortamda olumlu beslemelerinde sürdürülebilir bir geleceğin de gerçekleştirilmesi için birçok fırsat bulunuyor. Buradaki temel bir nokta aslında da şu, biz artık sektör sektör baktığımızda bazı fırsatları kaçırabiliyoruz. Ancak sistem olarak baktığımızda bunun hem arz tarafı hem talep tarafı bunlar birleştirdiğinde aslında bize güçlü çözüm yollarını gösteriyor. İkinci çalışma grubunun yani etki ve iklim değişikliğinin etkileri açısından bakıldığında yine bir değerlendirme yapıldı. Sistem geçişleri ve dönüşümleri vurgulandı, arazi sistemleri, ekosistemler, kentsel sistemler ama hep bu uyum açısındandı. Biz sonra bu çalışmaları azaltım noktasını tamamlayarak ortak değerlendirmelere katkı sağladık. Dolayısıyla benim asıl içerisinde bulunduğum tüm çalışma gruplarıyla işbirliği içerisindeydik. Tüm bu süreç içerisinde ama özellikle yoğun çalışmalar yürüttüğümüz üçüncü çalışma grubu, bu sera gazı salımlarının azaltılması odaklı çalışma grubu, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin ve bizim karar vericileri özetimizde dört farklı boyuta odaklandık. Şu anki eğilimler ne gösteriyor, nereye doğru gidiyoruz? Yine sistem dönüşümleri vurgulandı ve uyum, azaltım ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki bağlar ki bu özellikle sentez raporu içinde çok tamamlayıcı bilgiler ortaya konulmasını sağladı. Ve en sonunda da biz verdiğimiz yanıtları, çözümleri nasıl güçlendirebiliriz? Dört farklı temel mesajda özetledik bulgularımızı. Nereye gidiyoruz sorusunun cevabı aslında geçmişte nasıl bir artış gerçekleştirdiğinden geçiyor. Son 10 yılın sera gazı salımlarına baktığımızda bir önceki yılın aslında ortalamasından 9,1 gigaton karbondioksit eş değer bir yükselme söz konusu. Dolayısıyla biz hala azaltım diye bilimsel olarak çağrıda bulunsak da sera gazı salımları hala artışta ve bir önceki 10 yılın yıllık ortalamasından işte 9,1 gigaton karbondioksit eş değer daha yüksek. Dolayısıyla eğer bu devam ederse 3,2 derece santigratlık bir ısınma söz konusu ki bir önceki bulgularla birleştirirsek bu işte o tehdit risklerin çok yüksek olduğu seviyeleri ve dünyanın belki kaldıramayacağı noktalara karşılık geliyor. Dolayısıyla biz
azaltım açısından yaptığımız tedbirleri ve özellikle sistem dönüşümleri bakış açısında geliştirerek bu eylemi değiştirmeliyiz. Burada azıcık daha ayrıntılı olarak gösteriyoruz. 2 derecelik bir küresel ısınma seviyesi için 2030 yılına kadar sera gazı salımlarının %27 oranında azaltılması şart gözüküyor. 1,5 derece içerisinde de içinde 2030 yılına kadar %43'lük bir sera gazı salımı net olarak azaltılması gerekiyor. Ve tüm bunlar içerisinde de aslında hala artışta olan sera gazı salımlarının da bir önce zirveye ulaşması ve sonrasında da bu azaltımların gerçekleştirilmesi gerekiyor ki biz küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlı tutalım. Ve şunun da vurgusu çok önemli. Biz sürdürülebilir kalkınmadan bahsediyoruz. Eğer tüm bu iklim değişikliği etkileri gerçekleşecekse biz nasıl sürdürülebilir bir şekilde kalkınacağız? Kuraklık olursa, seller olursa bu doğrudan aslında kalkınmaya da bir tehdit. Dolayısıyla biz sürdürülebilir kalkınmayı hedeflediğimizde aslında iklim değişikliğiyle mücadeleyi de bir yandan hedeflemeliyiz. Veriler bize geçmişi gösteriyor ama geleceğe yönelik nasıl bir ilerleme sağlayabileceğimizi azaltım odaklı senaryoların da rolü büyük. Burada 3. çalışma grubu bünyesinde veri tabanı üzerinden 3000'den fazla senaryo değerlendirildi. Bu senaryolar 8 farklı kategoriye sınıflandırılarak hangi senaryo, hangi kategoride bir ısınma ile eşleştiriliyor diye değerlendirme yapıldı. Sonrasında bizler bunları farklı yaklaşım kategorilerine sınıflandırdık. Ve bu yaklaşım kategorileri aslında azaltım bakış açısından sera gazı salımının azaltılması için bize fırsatları ortaya koydu. Yine özellikle vurgulamak istediğim bu sunumda C1 kategorisi. Çünkü bu C1 kategorisi 1,5 derece santigratlık küresel ısınma seviyesinin o seviyeyi hiç aşmadan veya kısa süreli çok az bir 0,1 derece santigratlık bir düzeyle aşılarak tekrar geri dönülmesini içeren bir kategoriden oluşuyor. Bu kategoride aslında 3 farklı örnek azaltım yolu bulunuyor. Bu 3 farklı azaltım yolu biri yenilenebilir enerji, diğeri düşük talepler ve diğeri de aslında hem yenilenebilir enerjiyi hem de düşük talepleri barındıran, içerisinde bulunduran kalkınma yollarının sürdürülebilirliğe yönlendirilmesi, shifting pathways denilen bir örnek azaltım yaklaşımı. Burada da aslında yine sistem dönüşümleri vurgulanıyor. Çünkü belki sadece yenilenebilir enerji kaynakları olarak baktığımızda yine sadece arz tarafını düşünüyoruz. Yani nasıl fotovoltaik güneş panellerini arttıracağız, rüzgar enerjisini, jeotermi nasıl arttıracağız gibi bir yaklaşım içerisindeyiz ama aslında bunun talep tarafı da var. Toplum enerji kaynaklarını verimli kullanacak mı? Malzeme tüketimi çok mu olacak, az mı olacak? Dolayısıyla talep tarafının da içerisine girdiğinde biz kalkınma yollarını nasıl değiştirebiliriz, nasıl tekrardan yönlendirebiliriz ki hem aslında yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji kaynaklarımızı elde edelim ama aynı zamanda da talebi daha görece düşük tutacak şekilde yine herkes yaşanabilir bir dünya ve ihtiyacı olduğu kadar enerji ve malzemesi kullanacak ama bunu nasıl daha verimli yapabiliriz? Bu kalkınma yaklaşımlarının yönlendirilmesi shifting pathways örnek azaltım yolunda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla her biri farklı yaklaşımlar, farklı tedbirler, farklı teknolojiler içeriyor bu senaryoların. Ama en nihayetinde bir ortak tema olarak da aldığımız raporumuzda kalkınma yollarının sürdürülebilirliğe yönlendirilmesi ve bu sayede hem topluma diyelim temiz hava veya sağlık açısından bazı etkiler, eş faydalar yani toplum da bundan yararlanacak, sektörler de bundan yararlanacak. Ekosistemler elbette bundan yararlanacak. Bunun ortaya konulmasını sağlamaya çalıştık. Ve burada farklı politik yaklaşımları da var. Mesela işbirliğin daha fazla arttırılması, sağlayıcı koşulların arttırılması. Ama yaklaşımımız temelde buydu. Senaryolar bize bilimsel olarak bir yol gösteriyor, bir patika gösteriyor. Biz gerçekte bunları nasıl destekleyebiliriz? Ve bu sayede birden fazla bulgu alanını aslında biz birleştirdik. Yenilenebilir enerji olarak baktığımızda burada önemli maliyet düşüşleri gerçekleştirildi. Güneş enerjisinde %85'lik, rüzgar enerjisinde %55'lik ve
lityum iyon enerji depolaması bataryalarda %85'lik bir azaltım gerçekleşti ki bu da aslında uygulama açısından baktığımızda önemli artışlara sebep oldu. Burada eğilimlerini görüyoruz. Ve bir yandan da enerji geçişi dediğimiz yani fosil yakıtları en az seviyeye düzeye indirip yenilenebilir enerji kaynaklarını önemli düzeyde arttırdığımız bir enerji geçişi içerisindeyiz ve tüm bu ekonomik ve teknolojik gelişmeler de bunu destekliyor. Tüm bu azaltım olanakları, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, elektrifikasyon yani belki doğalgaz yerine geçecek teknolojiler, özellikle kentsel sistemlerde. Bunlar artık aslında yapılabilirliği hızla artıyor. Maliyet olarak bir çalışma da yapılmıştı. Burada farklı 2030 yılına kadar elde edebilecek azaltımlar en fazla güneş enerjisinden. Yani biz aslında yılda güneş enerjisi teknolojisinden 4,5 gigaton karbondioksit eş değer yılda azaltım gerçekleştirebiliyoruz. Ve bunun maliyeti mavi olarak gördüğünüz kısım yerine geçtiği referans sistemden daha ucuz. Yani artık bazı yörelerde güneş enerjisi fosil yakıtlardan daha ucuz enerji üretim seçeneği haline geldi. Diğerlerinde de farklı renklerle birim maliyetlerini görebiliyorsunuz ama özellikle bu mavi kısımlardan ve sonrasında geçecek olursak burada önemli bir potansiyel aslında kullanılmayan bir potansiyel bekliyor tüm dünyayı. Kentsel sistemler alanında da özellikle vurguladığımız ilk kez bir Hükümetler Arası İklim Değişikliği raporunda kentsel sistemler bir sistem olarak ele alındı ve senaryolarla birleştirildi. Bu daha önceden yapılmamış bir çalışmaydı ve aslında tamamlayıcı bir bilgi çünkü kentsel alanlar bizim dünyamızın 2020 yılında %67 ile %77 arasında bir karbon ayak izinin olduğu yerler kentsel sistemler. Dolayısıyla buradaki fırsatları ele aldığımızda aslında seri gaz salımlarının azaltılmasının önemli bir kısmını gerçekleştirebiliriz. Elbette zorluklar var ama yine senaryolar bizi farklı karşılaştırmalarla baş başa bırakıyor. Dolayısıyla 2020 yılında diyelim bu başlangıç noktasını esas alıyoruz referans yıl olarak 29 gigaton karbondioksit eş değerlik bir başlangıç noktası söz konusu. 2050 yılına eğer sadece orta düzeyde bir azaltım olursa yani tam aslında bu sistem dönüşümleri gerçekleşemiyor. Daha orta düzeyde biraz yapıyoruz, biraz yapmıyoruz ama orta düzeyde bir azaltımla 134 gigaton karbondioksit eşdeğerlik bir noktaya ulaşabiliyoruz. Eğer çok düşük bir yani yetersiz düzeyde azaltım yapılırsa da 40 gigaton karbondioksit eşdeğer bir seri gaz salımı meydana gelebilecek. Ancak daha iddialı azaltım, sistem bakış açısıyla bir azaltım yaklaşımı gerçekleştiğini tüm dünyada elektrifikasyon, enerji ve malzeme verimliliği en üst düzeyde kentsel alanların sorumlu olduğu seri gaz salımları 3 gigaton karbondioksit eş değere inebiliyor 2050 yılında. Bunun için ne gerekli? Biraz daha açacak olursak. Daha verimli kentsel planlama, yani eğer kentsel planlama çok hızlı büyüyen ve ulaşım mesafelerinin hızlı arttığı bir noktadan işte binalardan iş yerlerine gitmek için harcadığınız zamanın bu çok fazla bir zaman mı alıyor yoksa daha yakın derli toplu bir yerleşim alanı mı var? Buradaki tüm enerji ve malzeme kullanımı aslında kentsel planlamadan geçiyor. Elektrifikasyon çünkü yenilenebilir enerji sistemlerinde güç kaynağı değiştiğinde elektrifikasyon talep tarafında bunun dönüşümünü hızlandırabilecek bir yaklaşım. Yine de ormanlar, kentsel alanlardaki ormanlar, karbon yutakları, karbondioksiti yutan o yeşil alanlar, onların da arttırılması net sıfır dediğimiz yaklaşımın önemli bir çözüm parçası. Çünkü seri gaz salımları önemli düzeyde azalttıktan sonra yine eser miktarda kalacak karbondioksitin tekrardan net sıfır ulaşması için karbon yutakları bu sefer devreye girilmesi bekleniyor. Dolayısıyla daha derli toplu karbon yutaklarına daha az baskı yapan aslında çünkü daha derli toplu büyüdüğü için etrafındaki tarımsal alanlar veya ormanlara da daha az baskı yapacak bir kentsel sistem yaklaşımı söz konusu olabilir. İş imkanları ve yerleşim alanlarında birbirine daha yakın olarak planlandığı bir yaklaşım söz konusu olabilir. Diğer yandan
daha fazla araç kullanımının ön planda olduğu, kentsel alanların çok yaygın olarak büyüdüğü iki tane tür aslında bir kentsel planlama yaklaşımı var. Eğer daha derli toplu, kompakt dediğimiz yerleşim alanlarına geçiş sağlandığında, mesela şu an Şenkay inanılmaz büyüyor. Asya'daki ve Çin'deki ülkeler inanılmaz büyüyor. Ama onlar da aslında daha derli toplu, hatta ulaşım, toplu taşıma ulaşımları orada çok istediğiniz aslında her yere toplu taşımayla gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu bir yandan büyüme, bir yandan da daha derli toplu planlama aslında birlikte gidebilir. Buradaki azaltımlar olarak incelendiğinde daha verimli kentsel planlama 2050 yılına kadar enerji taleplerini %20 ile %25 arasında azaltma potansiyeline sahip. Yine toplu taşıma burada önemli bir çözüm ortağı. Ama kentsel sistemler dediğimizde biraz vurgusunu yapmıştım. Birden fazla sektörü bir araya getiriyor. Enerjisi var, binası var, ulaşımı var ve en tabanında da aslında arazi kullanımı var. Tüm bu katman katman kentsel sistemleri ele aldığımızda bizim arazi kullanımında daha verimli kentsel planlamayla yapacağımız bir önlem aslında ulaşımı olumlu etkileyebilir, binaları olumlu etkileyebilir ve bu yönden de enerji taleplerini azaltarak enerji sistemine olumlu bir katkı sağlayabilir. Elektrifikasyon yine benzer bir şekilde diyelim elektrikli araçlara geçildi, yine çözüm değil çünkü trafiği çözecek mi? Talepleri aşırı arttıracak mı? Dolayısıyla aslında her şeyin temelinde bir kentsel planlama, arazi kullanımı önemli bir yer teşkil ediyor. Dolayısıyla buradaki vurgumuz daha verimli kentsel planlamaya ek olarak bir yandan da elektrifikasyon. Ama belki araç araç değil, bina bina değil, toplu taşıma, bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri, yine elektriğe dayalı ısı pompalarıyla çalışabilecek sistemler ve özellikle değişken yenilenebilir enerji kaynakları, güneşin çok fazla olduğu bir gün veya rüzgarın çok fazla olduğu bir gün üretilecek elektrik eğer depolanamıyorsa aslında biz onu kullanamıyoruz. Dolayısıyla altyapıların, kendisi altyapılarında bu esnekliği, esnek enerji kullanımı yaklaşımını artırabilecek bir yöne doğru geçiş sağlaması önem taşıyor. Enerji sistemlerindeki yaklaşıma ve gelişmelere baktığımızda birçok ülkede yenilenebilir enerji kaynaklarının ön plana çıktığı güç sistemleri geçiş sağlandığı ve sağlanmakta. Ancak tüm enerji sisteminin ki ulaşımı da dahil, sanayisi de dahil aslında burada biraz zorluk var. Ama bunun içinde birçok teknolojik çözüm bu zorlukları aşacak şekilde geliştiriliyor. Bunun içerisinde elbette enerji depolamasında elde edilen inanılmaz gelişmeler, akıllı şebekeler ama sadece güç açısından değil veya elektrik açısından değil, aynı zamanda termal ısı, bölgesel ısıtma sistemlerine dahil olduğu şebekeler, akıllı enerji sistemleri, talep taraflı yönetim, daha esnek enerji kullanımı, hem altyapılar, aslında belki hiç düşünmüyoruz ama kentlerdeki su altyapısı da bir enerji depolaması olarak kullanıldığı örnekler var. Sürdürülebilir biyoyakıtlar, burada sürdürülebilir vurgusu önemli çünkü her şeyi biz biyoyakıtla karşılayamayacağız. Aynı zamanda gıdayla onun etkileşimleri, çakışmalarını, olası çakışmalarını düşünmek zorundayız. Hidrojen, özellikle yeşil hidrojen, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen buradaki tüm bu teknolojik gelişmeler bir yandan enerji sisteminin yüksek oranlarda yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması için bize teknolojik çözümlerin geliştiğini gösteriyor. Dolayısıyla az önce de vurgu yaptığım gibi biz enerji sistemi olarak düşündüğümüzde sadece arz değil ama talep tarafı. Talep tarafı da yine kentsel planlamanın, arazi kullanımının daha kompakt şekilde yapıldığı zaman talep olarak enerji sistemini olumlu etkilemek mümkün. Burada karbon yutaklarından da bahsetmiştik. Özellikle net sıfır dediğimiz zaman bu çok önemli. Kentsel alanlardaki karbon, yani doğa tabanlı çözümler aslında, doğa temelli çözümler, nature-based solutions diye de söyleyebiliriz. Bu tür karbon yutaklarını arttırdığımız zaman bu bir kentsel orman olabilir, su geçirgen yüzeyler olabilir, yollar, yürüme yolları, o gölge sağlayan ağaçlar ki daha fazla yürünebilir bir şehir ortamı sağlanabilir, araçları daha az kullanabiliriz. Bu tür eş faydaları da mümkün ama
Bu açıdan da baktığımızda karbon yutaklarının kentsel sistemlerde arttırıldığında sağlıktan enerji kullanımına hatta su kullanımına birden fazla eş faydanın sağlanması mümkün. Bu ne için önemli? Kentsel alanlar aslında çevreleyen alanlardan hali hazırda daha fazla ısınmış olan alanlar. Kentsel ısı alıcı dediğimiz olaydan ötürü. Dolayısıyla oradaki kullanılan malzemeler zaten kentsel alanları çevreleyen alanlardan daha sıcak yapıyor. Ama bir de üstüne iklim değişikliği eklendiğinde kentsel alanlar iyice ısınmış ortamlara dönüşüyor. Dolayısıyla eğer biz karbon yutaklarını kentsel alanlarda artırabildiğimiz kadar arttırdığımız veya koruduğumuz zaman yine yerelde, lokalde bir soğutma, görece soğutma etkisi olduğunu ortaya konulmuştu. Malzemeler. Tabii ki birinci önceliğimiz binaların güvenli olması, her aşamada insan hayatının korunması için güvenli olması. Diğer yandan binalarda kullanılan malzemelerin nasıl daha az karbon ayak izi olacak şekilde gerçekleştirilmesi de diğer bir araştırma konusu. Dolayısıyla burada yine araştırmacılar çalışıyor. Burada beton, çelik ve ahşap yapılı binalar yine güçlendirilmiş ahşap yapılı karşılaştırma mevcut. Dolayısıyla en fazla aslında çelik. Dolayısıyla buna alternatif olabilir mi diye bir takım çalışmalar var ama dediğim gibi güvenlik aslında birinci noktada ahşap yapıların da mimari açısından yine çok güçlü olabileceği ortaya konuluyor ama halen araştırma konusu esasen. Kentlere uydulardan da bakabiliyoruz. Yani kentsel alanlar geçmişte ne kadar fazla büyümüş, hızla mı büyüyor, dikey mi büyüyor, yatay mı büyüyor, bunların hepsini uydulardan gördüğümüz yaklaşımlarla takip edebiliyoruz. Dolayısıyla farklı şehirler burada aslında çizgi çizgi gördüğünüz ve hani ne ifade ediyor diye söylediğinizde o Şenkay inanılmaz dikey ve yatay büyüme söz konusu olduğu için uydudan elde edilen veriler bu şekilde temsil edilmişti. Ve farklı kentler aslında farklı tipler, türlerde büyüyebiliyor. Gelişmekte olan kentler, çok hızlı büyüyen kentler veya daha yerleşik ve yavaş büyüyen kentler olarak biz bunları üçe ayırmıştık. Yine bir çapraz olarak değerlendirecek olursak tüm bu üç tür kentsel alanlar daha kompakt ve yürünebilir, daha derli toplu ve yürünebilir. Ve diğer taraftan da daha yaygın ve araç bağımlı ortamlar olarak bir çapraz değerlendirme yürütmüştük. Peki bunu sorduk kendimize. Dünyada çok farklı şehir türleri var. Yani bir Afrika'daki şehir türü, bir Asya veya Avrupa'daki veya Kuzey ve Güney Amerika'daki şehirlerden çok farklı. Veya aynı şehrin içerisinde aslında farklı yerleşim alanları da mevcut. Dolayısıyla tüm bu tip yerleşim alanlarını düşündüğümüzde azaltım yaklaşımları acaba bu tür şehirler için nasıl bir farklılık gösteriyor? Eğer daha yapılacak çok altyapısı var, daha gelişmekte olan bir şehirse aslında kentsel planlama onun birinci önceliği. Çünkü yolları nasıl yapacağı, binaları nasıl yapacağı bu ileride onun enerji taleplerini inanılmaz derecede etkileyecek. Onun önceliği dolayısıyla kentsel planlama ve iş ve yerleşim alanlarının birbirine görece daha yakın olabilmesini sağlayabilmek. Hızla büyüyen şehirler kısmen hala kentsel planlama için imkanları var. Ama diğer yandan da artık ortaya konulmuş bir altyapısı var. Buradaki önceliği ne? Aslında şu an enerji yoğun olan altyapısını daha verimli hale getirebilmek ve orada elektrifikasyon sağlayabilmek. Çünkü güç sistemleri yeni bir enerjiye dönüştüğü zaman o zaman elektrifikasyon doğrudan bu altyapıların da sıfır enerji olmasına olanak sağlayacak. Yerleşik alanlar yani aslında kentsel planlama için daha çok fazla bir imkan kalmamış. Burada yine elektrifikasyon birinci öncelik bu sarı olarak gördüğümüz kısımlara dayalı olarak yani görsel olarak bu şekilde temsil etmeye çalıştık. Karbon yutakları yine özellikle gelişmekte olan hızla büyüyen ve artık yerleşim alanları için de karbon salımlarının azaltılması için yine önemli bir seçenek olabilir. Diğer yandan toplumsal faktörler. Örneğin Ankara'da toplu taşıma var ama herkes onu kullanmayı tercih ediyor mu? Yani burada bir tercih de söz konusu. Belki farkındalık bunun için daha fazla gerekiyor. Ama en nihayetinde bir sinerji yakalamak istiyoruz. Yani sinerji.
azaltım, uyum ve sürdürülebilir kalkınma arasında biz sinerjileri nasıl arttırabiliriz? Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, kentsel planlama, bunların hepsi bir araya geldiğinde biz o sistem dönüşümlerini sağlayabileceğiz. Bu açıdan da baktığımızda yaklaşık 500'e yakın farklı referansın değerlendirmesi neticesinde bu ortaya konuldu. Farklı örnekler, farklı dünya yöresindeki deneyimler, tecrübeler, tüm bunlar dikkate alınarak bilimsel literatüre geçtiği şekilde işte kentsel planlama, elektrifikasyon, bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri, karbon yutakları, atıkların azaltılması, döngüsel ekonomi kısmen bunlar sürdürülebilir kalkınma amaçları açısından değerlendirildi. Çok fazla sinerji imkanı var. Çatışmalar da olabilir ama çatışmalar her zaman gerçekleştirecek anlamı taşımıyor. Eğer biz onları önceden, olası çatışmaları önceden görebilirsek, politika harmanlarında o şekilde örneğin sosyal konutlar yaparken işte çok fazla verimli ve yeşil binaların çok fazla maliyeti olmayacak şekilde herkesin aslında erişebileceği şekilde bir yaklaşım olursa yine biz azaltımı sürdürülebilir kalkınmayla birleştirebiliriz. En sondaki kısımda tüm bu azaltımlar aslında tek başına yeterli değil. Eğer biz tek başına kentsel planlama yapsak ama araçlar yine fosil yakıtlara dayalı olsa biz istediğimiz noktaya ulaşamayacağız. İstediğimiz noktaya ulaşabilmemiz için yine entegrasyon ve birden fazla azaltım yaklaşımını bir araya getirmemiz önem taşıyor. Ancak bu şekilde aslında azaltım, sürdürülebilir kalkınmayı bir araya getirdiğimizde, sinerji oluşturduğumuzda yine tüm sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla sinerji oluşturmamız mümkün hale geliyor. Farklı azaltım yaklaşımlarının sadece kentsel sistemler değil ama tüm enerji sistemlerinde, arazi kullanımında, sanayide çok boyutlu yapılabilirliğini değerlendirdik. Farklı boyutlar vardı. Jeofiziksel, çevresel, ekolojik, teknolojik, ekonomik, sosyokültürel ve kurumsal. Buradaki sağlayıcı faktörler ne, engelleyici faktörler ne diye farklı göstergeler bazında bunların değerlendirmesini yürüttük. Dolayısıyla daha fazla sağlayıcı faktörler kullanıldığında mesela farkındalık veya işbirliği bunlar da çok önemli sağlayıcı faktörler. Bizim farkındalığımız arttığı zaman işte bunu yaptığımız zaman aynı zamanda hava kalitesi artacak, aynı zamanda sağlığım iyileşecek gibi farkındalık düzeyi arttığında aslında o politika yaklaşımına toplumsal destek de artmış olabiliyor. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında sağlayıcı faktörleri ön plana çıkartıp bazı takım engellerin önünden de aşılması mümkün. Bu yine kentsel sistemler özelindeki bu farklı boyutlar ve göstergeler bazındaki değerlendirme. Dolayısıyla toplumsal kabul edilebilirliği var mı? Onun bir değerlendirmesi yürütüldü. Bu çok karmaşık mı yoksa gerçekten yapılabilir mi? Kurumsal olarak baktığımızda kurumsal kapasite ve sektörler arası eş güdüm ve iş birliği. Kentsel planlama ve elektrifikasyon dediğimiz zaman burada aslında sektörler arası bir eş güdüm gerekiyor. Her zaman her yerde bu eş güdümü yakalamak mümkün değil. İşte bunun artırılması için ne yapılması gerekiyor? Dolayısıyla burada da gördüğümüz gibi aslında çevresel, ekolojik, teknolojik ve birçok sağlayıcı faktörler var ama buradaki tıkanma noktamız bazen tüm dünyada sektörler arası işbirliği olabiliyor. Bunu da üstünden gelebilmek için buradaki özellikle bir odak noktası oluşturması şart. Bizim sera gazlarının azaltılması iklim değişikliği 2022 raporumuzda daha birçok bilgi var sizinle burada paylaşamadığım. Dolayısıyla fırsatınız olduğunda veya hemen bu webinar sonrasında inanıyorum daha bulabileceğiniz birçok bilgi var. Burada benim özetlemeye çalıştığım bu ortak tema, sistemler, entegre yaklaşımların bir araya getirildiğinde biz azaltım, uyum ve sürdürülebilir kalkınmaya yönlendirmeyi nasıl gerçekleştirebiliriz? Politik araçlarını ve farklı imkanları nasıl değerlendirebiliriz? Yine bizim ilk kez raporumuzun geçen yıl Nisan ayında 2022'de açıklanması sonrasındaki ilk COP etkinliğinde biz yine IPCC olarak oradaydık. Raporumuzun bulgularını farklı etkinliklerde dile getirdik. Teknik diyaloglar gerçekleştirildi. Orada bilim insanları devletlerle de buluşturularak raporlarımızın bulguları paylaşıldı ve karşılıklı bir diyalog haline getirildi. Ve inanıyoruz ki biz bulgularımızı her ne kadar daha fazla paylaşma imkanı bulabilirsek,
siz bizlerden duyup yine siz bu bilgiyi yaydığınızda, projelerinizde bu bilgileri değerlendirdiğinizde ve teknolojik çözümlerinizi belki sosyal boyutla da birleştirecek şekilde, toplumsal bakış açısıyla birleştirecek şekilde farklı imkanları gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz. Yine COP27 etkinliğinde bir yan etkinlik olarak, yani resmi etkinliklere ek olarak bir yan etkinlik olarak farklı 3 raporumuzdaki bilimsel, fiziksel bilim temeli, etkiler, uyum ve etkilenebilirlik ve sera gazının azaltılması, bunu sadece kentsel sistemler özelinde ne söylüyor, kentsel düzeyde ne yapılabilir şeklinde 3 farklı yine kitapçık haline getirerek bir rapor açıklandı COP27 etkinliklerinde. Dolayısıyla eğer yerel düzeyde, ama sadece yerel düzeyde değil, çünkü birçok kentsel planlama kararı ulusal düzeyde yapılıyor. Dolayısıyla kentsel sistemlerle ilgili her tür paydaşın yararlanabileceği bu tür daha özet, daha kolay bulunabilir özet bilgiler ortaya konuldu. Yine farklı enerji ve kentsel malzeme ve karbon yutakları dikkate alınarak farklı tür şehirlerdeki azaltım imkanlarındaki azaltım potansiyelleri görselleştirilerek, çünkü bir yandan da bunların daha basit ve anlaşılabilir şekilde sunulması önem taşıyor, farkındalığın artırılması için bunlar ortaya konuldu. Ve diğer yandan gördüğüm kadarıyla bugün katılımcılarımızın birçoğu aslında akademisyen, tabii sanayi temsilcilerimiz de olabilir. Ama ben biraz da kentsel sistemlerden bahsederek biraz daha somut haline getirmek için yerleşkelerimizi ne yapabiliriz, üniversite yerleşkelerimizi ne yapabiliriz şeklinde kısa bilgiler de sunmak istiyorum. Çünkü kentsel sistemlerin aslında bir kısmında küçük, mini bir şehir olarak diyebileceğimiz üniversite yerleşkelerimiz. Buradan başlayacak olursak, örneğin biz Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yine yerleşkemizin bazı takım hedefleri doğrultusunda ne yapabiliriz şeklinde benim derslerimde ve bunu da paylaşıyoruz, ama böyle bir çalışmamız var. Biz kendi üniversite yerleşkemizden hareket ederek sera gazının azaltılması ve sürdürülebilir kalkınmanın artırılması için ne yapabiliriz? Yeni bir enerji tabanlı çözüm önerilerimiz olduğu, enerji, su ve atık odaklı sıfır atık hedeflerini destekleyecek şekilde önerilerimiz oldu ve birçok daha önerimiz var. Ulaşım açısından, işte bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri gerçekleştirilebilir mi bizim yerleşkemizde şeklinde. Bunun ama sadece birçok üniversite için geçerli olduğunu da biliyoruz. Burada YÖK'le yapılan protokolle 10 tane pilot üniversite belirlendi. Sürdürülebilir, enerji verimli ve iklim dostu yerleşke olması için yine 10 tane pilot üniversitemiz belirlendi. Aslında sadece bunlarla da sınırlı değil. Tüm üniversitelerimiz bu şekilde adımlar atıyor ve atabilir. Daha önceden Başkent Üniversitesi'nde ben enerji sistemleri mühendisliğine ders verirken bir çalıştay yapıyorduk her dönem. Bu çalıştayda öğrenciler aslında o yerleşkenin net sıfır ve net sıfır eksenli hatta olabilmesi için önerilerini ortaya koydular. Beni mutlu eden husus şu oldu: bu öneriler aslında sadece fikirde kalmadı. 7 yıl gibi kısa bir sürede yeni yapılan mühendislik ve bu yeni bina tamamen güneş enerjisiyle çalışılır hale geldi. Bunun da ötesinde hem yüzeyinde konulan güneş fotovoltaik güneş hücreleri ve park alanlarının üzerindeki alanlar hem gölge sağlıyor. Belki toplu taşıma için çok iyi bir teşvik değil, ama araçların park edebildiği bu alanlarda 1,9 megawattlık bir kurulu güce sahip bulundu güneş enerjisinden. Diğer yandan farklı yine Türkiye odaklı yerleşim alanlarımız için yürüttüğümüz çalışmalarda bir kaynak taraması, yani hangi kaynaklardan yararlanabilir, hangi talepler var, faydalı işler yapabilecek. Ve burada exergy dediğimiz aslında enerjinin yararlı iş potansiyeli. İkinci termodinamik yasasından geliyor, ama temelde yani o yüksek nitelikli bir enerji kaynağı mı, siz onunla sadece elektrik mi ve sadece ısım, ama aynı zamanda elektrik ve ısım üretebilirsiniz gibi enerji miktarı ötesinde onun yapabileceği ve sağlayabileceği topluma yararlı iş potansiyeli de değerlendirildi. Bunların arasındaki uyumlar. Dolayısıyla yüksek nitelikli enerji kaynaklarının yüksek nitelikli enerji kaynakları gerektiren taleplerle buluşturulması, buna yönelik bir çalışma yapılmıştı. Yine farklı Nexus yaklaşımları çok gündemde.
gıda deniliyor, enerji deniliyor, su, iklim. Biz eğitimi de bunu içerisine koyarak bir yaklaşım izlemeye çalışmıştık ve aslında şunu ben görüyorum. Şu anki eğitim yaklaşımlarında da bir dönüşüm gerekiyor. Biz daha sürdürülebilir bir dünya dediğimiz zaman öğrencilerin yaratıcı fikirlerini, yaratıcı yaklaşımlarını nasıl daha fazla harekete geçirebiliriz? Ve onları da uygulamaya aslında bir yandan teşvik etmek. Hem iyi bir bilim insanı olabilme, hem ama bilim insanı olarak da iyi uygulamalar, öneriler, çözüm önerileri getirerek bunların daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamasını teşvik edebilmek. Farklı yerleşkelerden yine hep farklı örnekleri dinledik. İtalya'sından, Hırvatistan'ından, Hollanda'sından, Almanya'da ilk iklim nötr veya artık sera gaz salımını azaltmış, artık hiçbir farklı ayak izi yok. Dünyadaki ilk iklim nötr üniversite yerleşkesinin hikayesini dinlemiştik. Yine biyometan, fotovoltaik, jeotermal enerji kullanılarak bu yerleşkede böyle bir gelişme yapılması mümkün olmuştu. Sonrasında yine İsveç'teki farklı imkanlarda orada yeni bir üniversite alanı kuruluyordu. Üç tane üniversitenin paylaştığı hem araştırma altyapısı olarak hem konaklama ve araştırmacılar için barınma imkanı sağlayan bu yerleşim alanı nasıl yine ekolojik, sürdürülebilir, malzeme kullanımı açısından da sürdürülebilir, yeni bir enerjinin olduğu bir ortama dönüştürülebilir diye bir çalışma yürütülmüştü. Güzel sonuçlar elde edildi orada da. Farklı binaların yine senaryolar çerçevesinde nasıl daha düşük sıcaklıktaki kaynaklar kullanılabilir şeklinde bir çalışma yürütülmüştü. Bu da TU Delft Üniversitesi'nde Hollanda'dan bina orada veriler bulunuyordu binalar bazında ve yine farklı senaryolar çerçevesinde bu binalarda nasıl bir iyileşme sağlanabilir şeklinde bir görsel haritalama çalışması yapılmıştı. Ama şunun için paylaşıyorum bu bilgileri, küresel düzeydeki ve ulusal düzeyde yapılacak adımlar çok önemli. Şehirlerimizde yapılacak adımlar çok önemli ama bizim birebir içerisinde bulunduğumuz yerleşim veya yerleşkeler, üniversite yerleşkeleri olan alanların da bu sürecin içerisinde dahil olması çok önemli. Dolayısıyla daha eksterji duyarlı seviyeyi indirilmesi mümkündü bu yerleşkeler ve şu an yeni bir hedef açıkladı. 2030 yılına kadar TU Delft Üniversitesi iklim nötr, döngüsel ve iklime uyum sağlayan bir yerleşke olma yönünde adımlar attı. Enerji miktarının bir kısmını yüksek oranda jeotermal enerjiden sağlayarak ki bunun da tesisini açtı. Bu 2030 hedefi için ilerliyor. Çin'de de yine net sıfır karbon nötr yerleşkelere doğru farklı ilerlemeler var. Nisan ayında biz bir çalıştayda bulunduk. Hemen sonrasında da bir yan etkinliğimiz olarak Asya Teknoloji Enstitüsü'ndeki bir hem IPCC olarak bulgularımızı paylaştığımız bir etkinlik düzenlendi. Burada da aslında o üniversitenin rektörü açılışta yer aldığı zaman Asya'daki, Tayland'daki üniversitelerin nasıl 2030 yılına kadar iklim nötr olmak istediğini hedefi bulunduğunu bizimle paylaştı. Sürdürülebilir su kullanımı dahil olmak üzere, sürdürülebilir enerji kullanımı dahil olmak üzere yine Tayland'da da benzer bir örnekle karşılaştık. Dolayısıyla burada benim seslenmek istediğim, çağrısında bulunmak istediğim her düzeyde ne olursa olsun bina, yerleşke, şehir, ulusal düzeyde, uluslararası düzeyde ama ne yaparsak yapalım İklim aciliyeti noktasında, iklim değişikliğinin ne kadar kritik bir seviyeye ulaştığının farkındalığı içerisinde hangi düzeyde olursa olsun gerek projelerimizde ki zaten sunum bunu yapıyor ama buradan herkese seslenmek istiyorum. İklim değişikliğinin aciliyeti içerisinde her zaman daha sürdürülebilir bir gelecek için nasıl katkı sağlayabiliriz? Bu vizyon ön planda olacak şekilde çalışmalar hepimiz için çok yararlı olacak çünkü bizim eylem almamız, aksiyona geçmemiz için bulgular net ve sera gaz salımının azaltılması için fırsat penceresi azaltıldığından bizim şu an alacağımız tedbirler çok büyük öneme sahip. İklim geleceğimiz bizim elimizde diyerek hepinize teşekkür ediyorum ve sunumu bir kez bu Nano Open webinar imkanı için de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Şiir Hocam, biz teşekkür ederiz dolu dolu sunumunuz için. Notlar aldık. Ayrıca kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için webinarımızı YouTube kanalımıza da koyacağız. Eğer biraz daha vaktiniz varsa katılımcılarımızdan soru alabiliriz. Sorusu olan varsa doğrudan Şiir Hoca'ya yöneltebilir veya chatten yazabilir. Buyurunuz. Katılımcılarım sorularını düşünürken benim bir sorum olacak hocam, izin verirseniz. Tabii ki. Siz bu konuda çok tecrübelisiniz, yıllardır bu konuda çalışıyorsunuz. Uluslararası düzeyde de çalışmalarınız var. Bu rapor ve işte geçtiğimiz 2 yıl önce yapılan bu Glasgow'daki toplantı sonrasında. Sizin kişisel öngörünüz nedir? Yani toparlanabilecek miyiz bu işte... ısının azaltılması gerekliliğine bir miktar yaklaşabilecek miyiz? Ben sizin kişisel görüşünüzü merak ediyorum. Evet. Her ne zaman bilim olarak yaklaştığımız zaman çözümün ne kadar engin ve her yerde olduğunu görüyoruz. Yani bilimsel çözümler gerçekten orada ve fırsat penceresi olarak şöyle önümüzde bekliyor. Bilim insanları olarak şunu daha iyi ifade etmek lazım. Yani biz bunu raporumuzda ortaya koyduk ama bilimin bu raporlardan yayılarak toplumla daha fazla paylaşılması da kritik önemde. Biz azaltım seçeneği söylediğimiz zaman veya bu fırsatın var olduğunu ortaya koyduğumuz zaman bunun her ne kadar farklı kesimlerde eş faydalar sağlayacağını daha iyi anlatmalıyız. Çünkü her zaman farkındalığın bu düzeyde olduğunu görmüyorum. Bunun için iletişim kurulması çok önemli. Ve karar vericilere de bunu verdiğimiz zaman aslında onlar da hemen farkında. Evet, ben bunu yaptığım zaman işte topluma da bunu sağlayacağım, ekosistemlere bunu sağlayacağım. Aslında tek sağlık dediğimiz ekosistem ve toplumsal etkileşimlerin de çok güçlü olduğu bir ortamda ikisi ayırt edilemez. Hepsi tek. Ama iletişimde bizim çok daha fazla yol kat etmemiz gerekiyor. Çerçeve sözleşmesi, iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi, COP etkinlikleri orada bilimsel yaklaşımlarının da daha fazla artırılması gerektiği görüşündeyim. Bizim ilk kez teknik diyaloglar olarak başlattığımız bir gelişme var. COP etkinliklerinde bilim insanları ve karar vericiler arasında bir köprü kurarak bu ara yüzü, ara etkileşim mekanizmasını artırmaya çalışıyoruz. Çünkü aslında aklın yolu bir, yani bir gerçek var ortada, çözümler var ortada ve herkes eninde sonunda ne yapıldığından bir şekilde etkilenecek. Dolayısıyla burada güçleri birleştirerek aslında ayrılıklar değil, elbette farklılıklar var, elbette farklılıklar var ama biz nasıl ortak bir noktada buluşabiliriz? Bilim burada insanların ortak noktada buluşmasını sağlayabilir. Bunu yaparken de sadece uluslararası gelişmeleri takip etmek değil, çok fazla uzayabiliyor, çok farklı hani kelime kelime üzerinde durulduğu ortamlar oluyor. Elbette uluslararası anlaşmalar şart, olmazsa olmaz ama biz bir yandan da beklemeden mesela şu an yerleşkeler, şehirler net sıfır hedefleri açıkladılar ve burada yol kat ediyorlar. Avrupa düzeyinde iklim, natür, şehirler misyonu oluşturuldu. Bu misyonda da yine 100 tane ve hatta asosiye ülkelerde koyduğumuz zaman 112, Türkiye'den 2 olmak üzere 2030 yılına kadar belki şehrin hepsi değil ama bir kısmı için iklim, natür hedefler ortaya koydu. Dolayısıyla beklemek için artık zamanımız kalmadı. Herhangi düzeyde olursa olsun herkesin bir tarafından tutup artık katkı sağlama zamanı, bu açıdan düşündüğüm zaman olumluyum. Ama sadece uluslararası anlaşmaları beklersek artık bekleyecek vaktimiz pek kalmadı. Teşekkürler hocam yanıtınız için. Umutlu olduğunuzu duyduğuma sevindim. Çünkü buna çok ihtiyacımız var. Katılımcılarımızdan iki soru var. Ayşegül Yücel chatten yazdı. Anlatımınız için teşekkür ediyor öncelikle. Deprem bölgesinde yeniden yapılanmalar olacağı düşünülürse bu kentsel dönüşüm için görüşlerinizi gerekli yerlerle paylaştınız mı? Kötü bir tecrübe yaşadık ama o bölgeler için bu konuda avantaja çevirebilir miyiz? Çok sağ olun, teşekkür ediyorum bu değerli soru için.
Evet, yani deprem felaketi gerçekten hepimiz çok derinden üzdü. Orada bir an önce aslında barınma imkanı gerekiyor ama kısa vadeli düşünürsek de sadece kısa vadeli hemen barınma imkanı, evet onu en hızlı şekilde yapmak zorundayız. Çünkü orada bir gerçek var, toplumsal bir gerçek var. Ama bir yandan da ki bu yönde çalışmalar yapılıyor, o yerleşim alanları uzun vadeli nasıl daha dirençli yapabiliriz? Bu sunumda paylaştığım örneğin karbon yutaklarının azaltılması, deprem sonrasında bir sel de yaşandı. Dolayısıyla biz daha dirençli olmaya çalıştığımız zaman birden fazla etkiye karşı o kenti, şehri daha dirençli yapmak zorundayız. Burada bina sertifikasyonları önemli düzeyde, yani nasıl daha güvenli bina olabilir, onun depreme dayanıklılığı nasıl ortaya konulur. Bunu yaparken de işte daha güvenli malzemeler, sera gazı salımları daha düşük olan malzemeler. Burada bir planlama yaklaşımı var. Risk kalkanı komiteleri kapsamında yine şehirlerimize yönelik, dirençli şehirlere yönelik çalışmalar yürütülüyor. Hani bilgi olarak da, girdi olarak paylaştığım bilgiler oluyor. En nihayetinde ben şunu görmek isterim. Hani gerçekten depremden birebir etkilenmiş olan bölgelerimiz başta olmak üzere hem oradaki eş farklardan nasıl iklim değişikliği için bahsediyorsak oradaki vatandaşlar için daha yaşanabilir, daha sağlıklı, hatta hava kalitesinin çok daha iyi olduğu, yeşil ortamların çok daha yüksek olduğu bir daha sürdürülebilir bir kent yaklaşımı olabilir ama birinci burada öncelik oranın güvenli olabilmesini sağlayabilmek. TOP etkinliğindeyken orada benzer bir paneldeydim. Oradaki panelde özellikle hani jeopolitik savaşlardan etkilenen ortamlarda yeniden yapılanma süreçleri nasıl daha yeşil ve çevre dostu olabilir şeklinde. Ben bunu ilk Katrina kasırgası sonrasında orada New Orleans'teki o yerleşim alanı tamamen yok edilmişti bu kasırgadan dolayı. Orada şöyle bir yaklaşım olmuştu. Yani biz bu kenti tekrardan kurarken nasıl sera gazı salımlarına katkı sağlamayacak şekilde ve insan güvencesini de güvence altına alacak şekilde nasıl bu şehri tekrardan kurabiliriz? Dolayısıyla bu aslında çok gündemde ve yararlı olacak bir konu. Yani dirençli ve sürü kalkınma ve iklim direnç dediğimiz zaman tüm bu etkilere bir yandan çözüm oluşturan, bir yandan da oradaki yaşayacak insanların yaşam kalitesini daha da arttırabilecek, işte eğitim imkanı elbette olacak, temiz havası elbette olacak ama bu sinerjiyi yakalayabilmek elbette olması gereken bir yaklaşım. Teşekkürler hocam. Sıradaki sorumuzu Şirin Masoumilari yönlendirdi. Uluslararası boyutta karbondioksit yakalama aşamasında membran temelli ayırma ile ilgili alınan aksiyonlar veya yeni geliştirilen projeler var mıdır? Biz Gebze Teknik Üniversitesi'nde karbondioksit yakalama proseslerinde membran ve absorbent geliştirme konusunda çalışmaktayız diyor. Evet, çok güncel bir yaklaşım. Yani çünkü karbon tutma ve yakalama teknolojilerinde de önemli bir gelişme sağlanması gerekiyor. Sanayide bunun özellikle önem taşıdığını göreceğiz. Çünkü bazı sektörler diğer sektörlerden karbonsuzlaştırma süreçleri arasında daha fazla zorluk barındırabiliyor. Dolayısıyla özellikle sanayi içinde bu tür teknolojilerin o sektördeki karbonsuzlaşma süreci için önem taşıyacağını görüyoruz. Hatta senaryolarda da bunların ne kadar yüzdesi olarak gerektiğini o veriler orada mevcut. Yani ne kadar bir karbon tutma ve depolama gerekecek şeklinde farklı senaryolarda bunu görebilirsiniz. Araştırma olarak elbette bu gelişme çok yarar sağlayacak. Teknolojik olarak da bir dönüşüm düşündüğümüzde aslında sistem geçişlerinin bir kısmı da teknolojik dönüşüm. Dolayısıyla siz laboratuvar ortamından sonra bunu farklı bir olgunluğa ulaştırdıktan sonra oradaki aslında kritik soru sanayiden birisi gelip de sizin teknolojisini pilot olarak denemek isteyecek mi? Çünkü o sizin için büyük bir avantaj olur. Eğer bir pilot uygulamayla sizin laboratuvardan çıkışlı bir teknolojisini uygulama imkanı bulursanız o teknolojinin önü inanılmaz açılacak. Dolayısıyla burada evet gelişme görüyorum, gelecek görüyorum.
ama yine engellerle karşılaşmaması için veya hani o araştırmanın etkiye dönüşebilmesi için yine bir işbirliğiyle hani bunun bir pilot uygulama, işte pilot uygulamadan sonra belki tamamen bir sanayi tesisine yaygınlaştırılacak. Oradaki o yaygınlaşma süreci aslında buradaki kritik husus. Çünkü eğer biz teknolojik çözümleri o büyük oranlarda arttıramazsak sürdürülebilir bir şekilde, yine sera gazı salımlarının azaltılması belki bir yerden kısacağız, bir yerden artacak ama yine istenilen hedefe ulaşma noktasında bir dar boğaz yaşayacağız. Dolayısıyla her zaman ve her zaman biz yaptığımız araştırmayı nasıl etkiye dönüştürebiliriz, işbirliğiyle bir uygulamaya, yaygınlaştırmaya nasıl varabilirizin sorusu da bir araştırma sorusu kadar en az değerli. Teşekkürler hocam. Sıradaki soru İdil Kula'dan. Bahsettiğiniz sistemik entegrasyon senaryolarında sürdürülebilir yapay zeka ve küçük veri yaklaşımlarının sağlayıcı rolü sizin nezdinizde ne durumdadır? Bu soruyu özellikle lokal anlamda çözümler geliştirilirken büyük veriden çok küçük veri yaklaşımlarında öngörülerin daha zengin ve öngörülebilir olmasından dolayı soruyorum. Artık küçük veri yaklaşımlarının aynı zamanda Ayşegül Hanım'ın sorusunda geçen afet yönetimi konusunda da ne gibi avantajlar sağlayabileceğini merak ediyorum. Evet, yani mikro veri diye olarak da belki tanımlayabiliriz. Yani farklı seviyelerden başlayarak hani bir davranış biçimi, enerjideki bina talepleri nasıl değiştiriyor veya ulaşımdaki o kişisel tercihler, işte toplu taşıma mı, işte bireysel araç mı, buradaki o veriler gerçekten çok değerli, modelleme için de çok değerli. Yapay zeka olarak baktığımızda bizim raporumuzda vurgu edilen bazı yeni gelişmeler kısmı vardı. Özellikle kentsel planlama alanında enerji duyarlı kentsel planlamada büyük veri kullanılarak o şehrin nasıl bir gelişme potansiyelinin olduğu, nerede hangi binaların kurulmasının daha avantaj sağlayacağı gibi burada farklı yapay zeka yaklaşımların kullanılması yavaş yavaş başlıyor. Hatta belki hızlı hızlı başlıyor diyebiliriz. Şuradaki şu husus var. Biz yine dijitalleşme ve antroposen diye bir çalışma üzerine çalışmıştık. Yapay zekanın da bir aslında enerji taleplerini artırma yönünde bir faktör olabilir. Ama eğer o yapay zeka gerçekten enerji tasarrufu sağlayan bir alanda uygulanmışsa artışı aslında sağladığı yarardan daha az olduğu için orada bir katma değer oluşturuyor. Yapay zeka olarak baktığımızda yapay zekanın hangi alanlarda daha fazla katkı sağlayabileceğini de öngörmemiz gerekiyor. Eğer hani yapay zeka azıcık daha sorumsuz ve enerji sahipliğini arttıracak şekilde sadece kullanıyorsak yine sera gazı salımı artabilir. Artmaması için daha odaklı bir şekilde diyelim işte verimli kentsel planlama veya akıllı ulaşım sistemleri veya işte bina yönetim sistemleri gibi daha odaklı uygulamalarda kullanılması, yani bu sonuca varmıştık. Dijitalleşme önemli, dijitalleşme ve yeşil geçiş el ele gidebilir ama gitmeyebilirdi. Gitmemesi için yapılabilecek bazı tedbirler hani daha gerekli yerde büyük verinin kullanılması, daha gerekli yerde yapay zekanın kullanılması ve bunun yönetişim boyutunun da önem taşıdığını biz orada ortaya koymuştuk. Dolayısıyla bir potansiyel görüyorum ve özellikle kentsel planlama içinde yararlı olacağını öngörüyorum. Hocam teşekkürler. Sıradaki soru Mesude Arıyan'dan. Lise biyoloji öğretmeniyim. Toplumsal farkındalığın artırılması için okullarımızda iklim değişikliği ve küresel ısınma derslerinin okutulması konusunda bir çalışma yapılabilir mi? Evet, kesinlikle yapılabilir. Milli Eğitim Bakanlığımız olarak da farklı sanırım ortaokuldan başlayarak iklim değişikliğine artık müfredat eklenmesi yönünde gelişmeler var ama elbette gönül ister ki bunun her seviyede hatta üniversitelerimizde bir zorunlu ders olarak veya hani herkese bu bilgileri verecek şekilde de bu bilgileri verebilmek önemli. Hükümet Arası İklim Değişikliği Paneli'nin raporları aslında çok teknik ve bunun herkes farkında. Hemen birinci çalışma grubunun raporun açıklanması sonrasında karikatürlerle, çok hani sevimli şeker karikatürlerle raporun temel bulguları bir görselleştirme çalışıldı resmi olarak. Yani Hükümet Arası İklim Değişikliği'nin yazarları bunu resmi olarak hani biz bu rapordaki bilgileri daha toplumsal farkındalık amaçlı nasıl kullanabiliriz diye böyle bir çalışma yapıldı.
Onun bilgisini de Nokta Hanım'la paylaşabilirim. TÜBİTAK olarak bizim yaptığımız bazı takım yine toplumsal farkındalık amaç şeylerimiz de var, programlarımız var. Örneğin liseler için iklim değişikliği araştırma proje yarışması başlatıldı. Teknofest'te yine ödüllendirildi. Hatta iki tane öğrencimiz hem iklim değişikliği hem de kutup araştırmaları destek yarışma desteğinden derece alan öğrencilerimiz kutupta araştırmalarını yapabilecek veya onlarla takımlarla birlikte gidip oradaki gözlemlerini arttıracaklar. Dolayısıyla kesinlikle yapılabilir. Dediğim gibi TÜBİTAK olarak da biz burada bir farkındalık ve araştırmacı olarak da bu işin içine insanların girmesini, genç insan kaynağımızın girmesini desteklemeye çalışıyoruz. Bu şekilde. Hocam teşekkür ediyorum. İki not var, onu ileteyim. Ondan sonra webinarımızı sonlandıracağız. Manas Üniversitesi'nden ve Gebze Teknik Üniversitesi'nden çeşitli projeleriyle ilgili size davet mesajları geldi. Biri Serhat Burmoğlu, diğeri de biraz önceki Şirin Hanım'dan. Hocam katılımınız için çok çok teşekkür ediyoruz tekrar. Çok aydınlatıcı bilgiler öğrendik. Değerli katılımcılara da Nanoopen'a katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Küçük bir anonsum olacak. Önümüzdeki hafta 24 Mayıs'ta Holon Institute of Technology'den uluslararası bir araştırmacı konuğumuz olacak. Profesör Alex Lightman. Kendisi inorganik parçacıklar, nanoparçacıklarla hidrojen etkileşimi enerji depolamadan işlevselleştirmeye başlıklı bir konuşma yapacak. Bu hibrit olarak sunum ana fuayede gerçekleşecek. Uygun olanları hem sunumda hem online'da bekleriz. Hocam tekrar teşekkür ediyorum. Tanıştığımıza da çok memnun oldum. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle herkese iyi günler diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum.